Güney Kore hali hazırda popu ve dizileriyle Türkiye'de gönülleri zaten fethetmişti. Şimdi de lezzetli yemekleriyle Ankara'da açılan Kore restoranının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. İkimiz de seviyoruz. Yemeklerini seviyoruz ikimiz de, o yüzden buraya geldik. Acılı ekşili tavuk var. Korecesini onu bilmiyorum. Rose rakbak var, onu biliyorum. O ablalarım siz de gelmişsiniz. Ay ya seyo. Sen şimdi seyo deyin bana. Sen şimdi seyo. Ben de seyo lütfen demek, ondan sonrasını bilmiyorum. Bap da pirinçmiş. Hayır, Kore filmlerini seviyorum. Kimchi, rayon, kibimbap, japchae ve niceleri. İsimleri de tatları da çok farklı. Ama kapısında uzun kuyruklar var. 7'den 70'e meraklısı çok. Bakın, burası Ankara'daki Kore restoranlarından birkaç tane var zaten. Biri sadece ve önünde öğle saatlerinde uzun kuyruklar oluşmuş durumda. Yarım saat 45 dakika bekleyen de oluyor tabii ki. Ne kadar bekleniyor? Yarım saat falan. Kuyrukta beklemeye değer mi? Değer. Bence Noodle için değer yani. K-pop'la gençlerin başını döndüren, film ve dizileriyle tüm dünyayı peşine takan Güney Korelilerin K-food'u, yani yemekleri de büyük ilgi görüyor. Kuyruk geçene kadar araçta zamanı tüketenler de var. Yorulmamam için oturtturdular buraya. İlk defa yiyeceğim Kore yemeklerini. Kore dizileri daha çok dikkatimi çektiği için, yani oralarda görüyordum. Çok lezzetli gözüküyordu. Ben denemek istedim o yüzden. Kore yemeklerini merak ettiğimden dolayı, hani izlediğim şeylerden de görüyorum. Yusuf olsun, K-drama olsun, evet öyle oluyor. Restoranda yaklaşık 40 çeşit yemek var ve bunları üretenlerse tamamen Türklerden oluşuyor. Bakın burada yine yemekler arasında bilindik Japonların suşisine benzeyen kimbap var. Fiyatlarsa 45 liradan başlıyor, 130 liraya kadar çıkıyor. Biraz uygun fiyat veriyorum ve tadı gerçekten çok güzel. Çok kalabalıksa 1000 kişi falan geliyor, 1000 kişi. Bu ne kadar mesela? 78 lira galiba. Fiyatları biraz pahalı buluyorum. Bence uygun. 100'den aşağı güzel bir karnımızı doyuramıyoruz.